Bir de yüklendikten sonra karşımıza bu menüler çıkıyor. Bunların hepsine sıra sıra detaylı bir şekilde değinmeyeceğim. İleriki derslerde bunlara ayrı olarak zaten konu başlığı altında değinmek istiyorum. Böylece daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Ama yine de ufak bir özet geçeceğim burada. İlk olarak buradaki ana menünün altında asset editor bulunuyor. Bu en önemli menülerden biri V-Ray'deki. Buradan bütün render ayarlarını ve materyallerinizi, bir sahnenizde olan her şeyi kontrol edebilirsiniz. Işıklar dahil, gün ışığı da dahil, gördüğünüz gibi ufak bir ön izleme var. V-Ray sana ait. Bunu kapatıyorum. Pardon, şurada. Buradaki render butonum var arkadaşlar. Render butonu da bildiğiniz gibi çaydanlık düğmesi. Bastığınızda render devreye giriyor. Bir yanında ise render interaktif var. Bir sonraki derslerde bu ona değineceğim. İnteraktif olarak renderınızın içinde testler yapıp içinde dolaşabilirsiniz. Bir yanında ise render with chaos cloud var. Bu network render deniyor arkadaşlar. Render farm de denebilir. Burada birçok makine düşünün sizi bekleyen ve bunu bir kiralama karşılığında dosyanızı Chaos Group'un render serverlarına yollayıp renderınızı orada alıp direkt download edebiliyorsunuz. Bu büyük dosyalar için geçerli bir şey. Bunu sizin kullanmanıza gerek yok. Daha çok animasyon için kullanıyorlar bu işleri. Renderınızı Chaos Group'un serverlarına yollayıp ufak bir ücret karşılığında, tabii zaman yükseldikçe bu da ücrette çoğalabiliyor. Benim yanında ise Start V-Ray Vision var. V-Ray 5 ile gelen bir özellik. Bu da ufak bir real-time render motoru. Gerçek zamanlı olarak oyun gibi düşünün. Eğer böyle nasıl diyeyim, Call of Duty, böyle bir CS2 gibi oyunlar oynuyorsanız bunlara aşinasınızdır zaten. Başka bunun yanında bir menü daha var. Viewport Render. Direkt viewportunuzu bir render alanına çeviriyor. Interactive Render. Buradan da yönetebiliyorsunuz. Bir yanındaki ise Viewport Render Region. Buradaki alınan viewport'u da bölümlere ayırabiliyorsunuz. Birazdan bunları göstereceğim zaten. Bu da arkadaşlar Frame Buffer. Frame Buffer V-Ray Render'ın bize gösterdiği penceredir. Bastığımda şöyle ufak bir pencere olarak bize kendini gösterecektir. V-Ray 5 ile birazcık değişti bu. V-Ray Next'e göre, yani 4. versiyona göre birazcık değişti. Ama o kadar da fazla değişme, daha kullanışlı oldu. Özellikle ufaktan post production aşamalarını daha net bir şekilde yapabiliyorsunuz artık. Ama tabi Photoshop'ta kullanabilirsiniz bunlar için. Kapatıyorum bunu. Geliyorum buraya. Burada da batch render var. Bu da arkadaşlar, diyelim ki zamanınızı iyi değerlendirmek istiyorsunuz ve renderlarınızı arka arkaya verip V-Ray'e bir komut ile bunları sıra sıra almasını istiyorsunuz. Batch render de buna bu görevi üstleniyor. Bastığınızda direkt olarak sırası renderları alıp size otomatik olarak kaydediyor. Bir yanında ise Cloud Cloud Batch Render. Bu da coming soon demişler. Sanırım V-Ray 5'in bir sonraki update'lerinde devreye girecek. Az önce söylediğim Batch Render'ın sıra sıra versiyonu, yani Network Render üzerinden alınıp download edebileceksiniz artık. Bir yanında ise Lock Camera Orientation var. Bu da Interactive Render ile alakalı bir şey arkadaşlar. Interactive Render kameramızı, biraz makinamızı diyeyim daha doğrusu, yorabilen bazı özelliklere sahip. Mesela ben bir objeyi değiştirmek istediğimde Interactive Render'ı durdurup SketchUp ekranına dolaştığımda Interactive Render oynamayacaktı. Böylece ekran kartım ve işlemcim sabit kalacaktı ve daha birazcık daha performans sağlayacağım diyebilirim. Bir yanında ise V-Ray 5 ile gelen bir özellik Light Generator var. Bu da arkadaşlar V-Ray'de ışıkları üretebiliyor kendisi. Nasıl yapıyor bunu? Gün ışığını alıp size çeşitli ambiyanslar sunup bunu seçip kullanmanızı olanak sağlıyor. Bir sonraki derslerde bunları değineceğim. Bir diğer konular ise buradaki V-Ray'in ışıkları arkadaşlar. Yapay ışıklar diyelim bunlara daha doğrusu. Burada Rectangle Light, sırasıyla Sphere Light, Spotlight, IS Light ve Omnilight, yanında da V-Ray Dome Light var. Bir yanında ise bu ışıkları, bir objeyi daha doğrusu ışığa çevirmemize yarayan Convert to Mesh Light var. Şu an deaktif görünüyor gördüğünüz gibi. Eğer ben bir şeyi seçip bunu tekrardan buna basarsam gördüğünüz gibi aktif oldu. Mutlaka bir obje seçip bunu çevirmeniz gerekiyor. Bu da arkadaşlar ileride göreceğimiz V-Ray Solid Widget'lar, ışıkları wireframe'e çevirip solid hale getirebiliyor diyebilirim. Bir yanında ise Hide V-Ray Widget var. Proxy ve genel ona benzer objeleri sahnede bir anda gizleyebiliyor. Ve sadece SketchUp görüntümüz, SketchUp sahnemiz ortaya kalıyor.
Bu proxy objelerde ilerleyen konulara detaylı bir şekilde değineceğim. V-Ray 4 ile gelen buradaki texture araçları var. Direkt materyalleri silebilirsiniz. Dışarıdan import ettiğiniz bir objeyi mutlaka temizlemenizi öneririm. Özellikle 3D Warehouse'dan gelen objeleri temizlemenizi öneririm. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Bir yanında ise bunların texture position ayarları var. Bastığınızda V-Ray bunları otomatik olarak ayarlıyor. Bunlar kübik olarak triplanar projection'lar ve burada da spherical projection'a daha küresel objeler için bunu ayarlayabiliyor. Bir yanında ise scene interaction tool var. Bu da arkadaşlar scene interaction tool. Mesela dışarıdan bir obje getirdiniz. İçerisinde hangi yüzeyinde texture var diye bunları kontrol etmenizi sağlayan bir araç. Ama ben genelde ve aynı zamanda ışıkları da kontrol etmenize yarıyor. Pek kullanmadım ama bunu da size göstereceğim. Bir başka menünün altında da V-Ray Obje menüsünde burada Infinite Play var. Nedir bu? Tıkladığımda yere arkadaşlar bir zemin atıyor. İlk tıkladıktan sonra mutlaka buradaki Space aracına bir kere bastığınızda direkt buradaki seçim aracı dönecektir, iptal olacaktır. V-Ray 4 ile gelen bir özellik bu galiba. Mouse'un üzerinde sürekli bunlardan kalıyor. Işıklar da dahil buna. Bu da infinite bir plane, yani sonsuz bir düzlem yere atıyor. Bir yanında ise az önce bahsettiğim proxy'ler var. Proxy nedir? Sahnemizde kalabalık olan objeler, aşırı poligonlu olan objeleri proxy'ye çevirebilirsiniz. Var olan bir proxy'yi sahnemize import edebilirsiniz. Mesela nedir bunlar? Caddemiz var diyelim binamızın önünde ve orada bir de arabalar park etmiş durumda ve kaldırımda da birçok ağacımız var. Veya bir peyzaj proje çiziyoruz. Ağaçlarımız ne yapacaktır? Çok poligona sahip oldukları için fazla yer kaplayacaklardır ve bunu da poligon düşürmek için proxy'ye çevirip kullanabiliriz ve V-Ray'i rahatlatabiliriz birazcık. Burada da bir V-Ray Fur var. V-Ray Fur neydi? En basitinden söyleyeyim. Yerlere çim atamak istiyorsanız V-Ray Fur'ü kullanabilirsiniz. Bir sonraki seçenek ise Convert to Clipper. Bu da arkadaşlar herhangi bir objeyi, bir binayı kesit almak için kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Mesela bir küre obje alacağım ileride ve binanın üzerine soktuğum zaman o küre olarak kesilmiş olarak değişik kesitler üreteceğiz. Yeni özelliklerden biri de Add Displacement to Selection. Eskiden bu V-Ray'in içinde vardı. Hala var ama yakın zamanda kaybolacak. Chaos Group'un açıkladığı update'lere göre sadece bu artık menü olarak gelecek arkadaşlar. Ve artık Displacement'ı çok kolay bir şekilde kontrol edip kabartılı yüzeyler elde edebileceğiz. Şu an için V-Ray menülerinden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste yukarıda olan V-Ray plugin menülerinden bahsedeceğim.